toplumun her kesimin sözü olan, sesi olan, başlattığı emek, ekmek, özgürlük ve adalet mücadelesiyle yepyeni bir inanca ses olan, baharın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. İşte Türkiye'nin umudu, işte baharın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Ömrünü bu ülkeye adayan, bu memleket için yıllarca alın teri döken kıymetli emekliler, bugünün gerçek ev sahipleri, hoş geldiniz. Emeklilikte adalet isteyenler, kademe bekleyenler, hoş geldiniz. Staj ve çıraklık mağdurları, hoş geldiniz. Emekli askerler, subaylar, astsubaylar, hepiniz hoş geldiniz. Bu ülkede insanca ve onurlu bir yaşam talep eden tüm emekliler, hepiniz başkentimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentine hoş geldiniz. Biz bu yılın başındaydı. Açıklanan emekli maaşları yeni bir travmayı ve yaklaşan felaketi gösteriyordu. 19 Ocak günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde 600 kişilik salonda 1000 kişi beraberdik. Hep beraber konuştuk, dertleştik, sözleştik. O gün sizlere söz verdim. Dedim ki elime mikrofonu aldığım her konuşmada bu büyük haksızlığı, bu büyük adaletsizliği dile getireceğim. Koca bir seçim dönemi geçirdik. 105 meydanda kürsüye çıktım, otobüsün üstüne çıktım, mikrofonu elime aldım ve sizlerin, emeklilerin derdini, sorununu dile getirdim. Biz o meydanlarla sizlerle birlikte hep beraber Türkiye İttifakı'nı kurduk. Biz o meydanlarda ilk önce sizler azdınız. Sordum, hanginiz buradasınız dedim. Önce azdı emekliler. Biz konuştuk, biz anlattık, biz çağırdık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Ve gün oldu, bizim mitinglerimiz birer emekli mitingine dönüştü ve bütün Türkiye sizleri, sorunlarınızı duydu, konuştu. İşte bugün Ankara'da bu büyük meydanda iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu meydan Türkiye'nin en kalabalık, en büyük, Türkiye'nin en büyük korosu, emekliler korosu. Dinleyin bakın, dünyanın en acıklı şarkısını nasıl söylüyorlar. Emekliler bir elini kaldırsın. Bakın, bakın, bakın. Kaç para maaş alıyorsunuz? Kaç? 10 bin lirayı duyuyor musunuz? İşte dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Biz bundan sonra
elbette defalarca dile getirdik. Anlattık ve dedik ki emeklinin sorununu çözmezseniz bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Türkiye'nin dört bir yanından, 7 bölgesinden, 81 ilinden gelen emekliler, burada mısınız? Burada mısınız? Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka, mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım. Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. Bu yıl 2024 yılında 1 Ocak'ta verilecek maaşı en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt dışına gidiyorum. Alman başbakanıyla konuşuyorum. Türkiye'de emekli maaşı 270 euro diyorum. Yanlış söyledim sanıyor, düzeltiyor. 2700 olmasın diyor. İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun. Emekli ikramiyelerine bakıyoruz. Ben emekli bir anne babanın evladıyım. Onlar bugün Manisa'da ekran başında. Değerli diğer annem babam, eşimin annesi babası bu meydanda. Dört emeklinin evladıyız biz. Ve o emekliler eskiden emekli olduklarında ev alabiliyorlardı emekli ikramiyesiyle. Sonra ev alamıyorlardı, arabaya düştü. Şimdi yılların emeğine bir motorsiklet parası emekli ikramiyesi verenlere yazıklar olsun. Almanya'dan emekli Hans kalkıyor geliyor Manavgat'a tatil yapmaya. Ama Manavgatlı Hasan amca Manavgat'ta markete, bakkala gitmeye korkuyor. Borcu var, önünden geçmeye korkuyor.